Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlaka Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Aksaray ili Ağaçören ilçesi Gönlü köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Abdülkadir Bayar ile röportaj yapacağız. Muhtarımın malikanesi mi diyelim, çiftliği mi diyelim, köyün en güzel yerinde. Dev diyelim değil mi? Evet. Bizi en güzel şekilde ağırladı. Öncelikle eşine ve ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Faaliyet hanımefendiye. Yöresel yemeklerle bize ikram ettiler. Evet, teşekkür ederiz. Muhtarım, kaç dönemde muhtarsınız? İkinci dönem. Seçildiniz. Karşınıza aday da çıkmadı. Kaç oy fark attınız bir seçimden? Ya fark attık demeyelim de kaç fazla aldım diyelim. Evet. Fark attım deyince. Öncekinde 11'di, bunda da 6'ydı. Fark demeyelim öbür arkadaşlara, şey olmaz. Fark olmaz. Evet, fazla. Seçimlerde vaatlerde bulundunuz mu? Ya vaatte bulunuyorsun illa bulunmaz. Hangi vaat, bu son seçimde hangi vaatlerde bulundunuz? Ya aslında köylerde vaatten ziyade nasıl anlatayım pek vaat de şey diyor. İşte çevren, akraban, kendi kişiliğin şeyse vatandaş şey diyor. Mesela altyapı var mı? Altyapının, köyümüzün altyapısını yaptıracağım. Kanalizasyonu. Veya ya, içme suyunu anayici saliyatlarını yenileyeceğim. Işte içme suyudur. Ne bileyim ben, sulamadır. Gölettir. Böyle vaatler de. Göletimiz yani, var mı? Göletimiz yok da şey yaptırdık. Kanal şeyimiz var. Evet. Tabii pek yaptırım şeyimiz de yok yani. Ancak imkanlar ölçüsünde. Valiye gidiyoruz, kaymakama gidiyoruz. Bizim burada bütünleşmiş şehir değil şey var işte. İl genel meclis üyelerimiz var. Evet. Onların adına vaatte bulunuyoruz. Biz aslında bir şeyimiz yok. Tabii yani hizmeti alacağınıza yani inanıyorsunuz. Yine vaatte bulunuyorsunuz. Evet. Şimdi burası Gönlü köyü. Mutlak burada bir gölet olmalı değil mi efendim? Veyahut da baraj yapılacak yerimiz yok mu? Suyumuz var mı? Bol mu? Ya şimdi Gönlü köyümüzün içinde bir büyük gölümüz vardı eskiden. Çocuklar bilmez de ben bilirim. Hanım da bilir. Ondan almış olabilir. Bilmiyorum, burada çukurlar vardı. Oralar tüm şeydi. Gölet şeklindeydi. Gölet şeklindeydi. O nedenle? Onlar hiç kalmadı. Zaten su şey yüzündeki sular pek yok yani. Nasıl diyeyim? Hep derin kuyudan. İşte derin kuyudan. İşme suyunu bile ne şeyden basıyoruz zaten. Motor pompla. Evet, motorla basıyoruz. Muhtar yaşı olmak nasıl bir duygu? Faaliyet. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Biraz zorluklar da oluyor. Var değil mi? Muhtarların eşleri genelde bazı yerlerde diyor ki ben istemedim muhtar olmasını. Bu da onlar. Diyor. Önce istemedik de olunca da yanında ama şimdi olduk güzel değil mi? Evet, çünkü halka hizmet yapıyor muhtar. İnsanlar işte kamu yararına yapılan hizmetler insanları da mutlu ediyor. Tabii. Değil mi efendim? Öyle tabii. Evet. Şimdi muhtarımın büyük... Ben büyük kızım. En büyük kızı. Evet. İsim ne efendim? Naciye. Evet. Okuyor musunuz? Bitirdiniz mi? Ben üniversiteyi bitirdim Ankara'da. Hangi bölüm? Edebiyat öğretmenliğini bitirmiştim. Daha sonra yurtdışına gittim Avusturya, Viyana'da. Orada biraz dil eğitimi aldım. Şimdi de tekrar ülkeme döndüm. Burada da sınavlara falan giriyorum işte. KPSS'ye yani, girdiniz mi efendim? Evet, KPSS'ye girdim. Kaç puan aldın? 70 civarında diyeyim. Evet, biraz daha çalışmamız lazım. Evet. İşte atanmayan öğretmenlerimizden bir tanesi değil mi? Evet. Evet. Aslında biz eğitim sistemini de köklü değişikliği istiyoruz. Ne kadar öğretmene hangi alanda, hangi branşta ihtiyacımız varsa o alanda gençlerimiz yönlendirilmeli. Okulu bitirdiğinde de iş derdine düşmemeli değil mi efendim? Ya işte bulunur diye bekliyorum ben yani. KPSS'ye girdim. Evet, bir sene, bu sene biraz daha çalışabilirsek, evet, böyle 80'e yaklaşırsan, 75-80 üzeri atanabiliriz. İnşallah. Muhtarımın bir oğlu var, 6 kızı var. Sayın izleyiciler, işte bizim orada da aynı kültüre sahibiz. Ben doğma büyüme Kırhanlıyım. İşte İskenderun'da yaşıyoruz. 16-17 yıl Adana'da kaldık. Amcam da, bir tane amcam var. O da 6 kızı bir oğlu var. Oğlan bulana kadar, erkek yani bulana kadar çocuk yapmaya devam ettiler. Evet. 4 tane büyük ablası var. Evet. İsim neydi? Hanım Bahadır. Anladım. Yazdık mı? Yani Hanım Bahadır. İsmi de güzel. Okuyor musunuz efendim? Hayatım şu an biraz onda olup bir rahatsızlıktan dolayı ama devam etmeye düşünüyorum. Geçmiş olsun. Tedavi oldunuz, o devam ediyor mu? Tedavimiz oldu, devam ediyorum. Yurt dışında okuyordu, muhtarımın oğlu da. Kolonya'daydı. Ön sohbet ettiğimizde öğrendik. İnşallah onun tedavisi var artık. Evet, tedavisi şeyi var. Yok. Ben sağlıklı yok aslında.
sıkıntıya düşmezsiniz. Ne olmayı düşünüyoruz? Vallahi üniversite psikoloji dalında psikiyatrımız. Psikiyatrist olmak istiyoruz. Evet, güzel. İşte çağımızda stres fazla. İnsanlar hep geçim derdine düşüyor değil mi efendim? Şehirlerde, köylerde öyle bir şey yok arkadaşlar. Aslında insanlar köylerde daha rahat, stressiz bir şekilde yaşayabilirler ama insanoğlu nedense bir büyük şehirlere, metropollere akın yaptı değil mi? Orada hayat daha zor. Metroya bineceğin sıra var. Otobüse bineceğin sıra var. Nereye gidersen sıra var. Ama köyde öyle bir şey yok. Rahat. Hatını yaptık az önce işte bize tamamen şu gösterelim bahçeyi sayın izleyiciler. Mutlarım her türlü meyve ve sebzeden ekmiş. Doğal organik olarak tabii. Bu köyde güzel bir yemek yedik. Yani insan şurada bir huzur buluyor. Gerçekten bugün kendimi bir tatil yapmış gibi hissettim köye geldim. Yani bu, yani muhtarımın işte çiftliği diye, ben çiftliği diyorum, muhtarım kendi evi diyor. Çok güzel, 60 hektar arazi üzerinde kurulmuş. Kendi çapında çiftçilik ve hayvancılık yapıyor. Muhtarımın kaçıncı çocuğu efendim? En küçük. En küçük ve en kıymetli mi? Muhtarım, aşağı yukarı. Evet, evet. Okuyordunuz galiba. Hangi bölüm? Büro yönetimi. Büro yönetimi. İsim neydi? Ceylon. Evet. Amcasının ismini koymuş değil amcasının mi? Amcasının ismi. Kendi hikayesini bilir zaten. Evet. Umutlarım anlattı. Güzel bir de hikayesi var. Büro ilerisini düşünüyoruz mu? Büro evet. Yönetimi. Büro yönetiminden sonra sağlık kurumları işletmeciliğini düşünüyorum. Evet. Tıbbi sekreterlik var. O alana yönlenebilirsiniz. İnşallah başarısınız İnşallah. Diyoruz. Misaf yeğeni. Yeğenim. Yurt dışından misafir. Nerede efendim? Almanya'da. Almanya'da. Bir yaş da? Murtaza. Murtaza. Ben de Süleyman. Okuyor muyuz? Ben okulu bitirdim. Çalışıyorum orada. Araba, kaportu, tamir üzeri. Bu alanda orada baya bir şey var galiba değil mi efendim? Şu an orada baya bir boşluk var. Bir arkadaşım da benim öyle gitti. Çocukluk arkadaşım. Oğlan da şu anda. Bu alanda orada çalışıyor. Baya bir durum iyi. Çünkü orada bu eksiklik vardı. Aynen. Eğitimde gördünüz mü? Şu an ikinci senem benim. Seneye bitecek o zaman. İşe başlayabileceğim o zaman. Okul ne okuyor? Meslek okuyor. Aynen. Nasıl şimdi Almanya ile? Almanya'nın köylerini ziyaret ettin. Şimdi burası gibi değildi. Mesela nasıl diyeyim? Köyler daha büyük mesela. Herkesin işi daha büyük köylerde. Burası gibi. Daha planlı. Aynen. Sürer abi. Alt yapısı yapılmış değil mi efendim? Modern tarım yapılıyor köylerde. Modern hayvancılık yapıyor biz. İnşallah onları da görürüz diyoruz. Yani biz köyleri maalesef geziyoruz. Alt yapısı kanalizasyonu yapılmamış. Atık sular sokaklara akıyor. Pis bir görüntüsü var değil mi? Bu tarım. Ya şeye göre öyle tabii. Alt yapısı var mı köyümüzün? Şeyimiz yok, kanalizasyonumuz yok da. Hizmetler değil, yavaş yavaş yakalayacağız biz yani. İnşallah. Yakalayacağız. Sayın Valimiz 250-300 nüfusu olan yerlere yapılacağını belirtmiş galiba. Şimdi Sayın Valimizden giden Valimiz Şeref Kataklı Bey vardı. Böyle çok tabii toplantı falan yaptık da. Köylerde yaşlı nüfus var zaten. Evet. Köyün en gençlerinden biri benim 53 yaşındayım. Köylerde gençler. Başka bir şey istemedim. Yani bir kanalizasyon, eski parada bir trilyona var oluyor. Evet. Bunu isteyeceğinize ne bileyim, forma isteyin, görev isteyin, yanımda başka yönlere bir hizmetler. Hayvancılığa yönelik, onu hayvancılığa destek veren. Gene de kanalizasyon yok demediler yani. Şartlar, imkanlar. Yapılacak yani. Ziyaret ediyoruz. Genelde hep köyler göç görmüş sayın izleyiciler. Evet. Bu göçün de önlenmesi için seçimlerde eski başbakanın Ahmet Davutoğlu söz vermişti. Gençler 50 bin diye bilgi veriyor. Bunu köyde yaşayan, kırsalda yaşayan köylere tarım hayvancılıkta verilmesini istedik. Hanım kardeşime çıktı. Bir hanımam çıktı. Yani. Zaten her köyden bir kişiye çıktı. Biz hanım kardeşimle çıktık. Güzel bir uygulama değil mi? Yani şey yapmış. Küçük baş hayvancılığa yazmış.
İşi de bitti herhalde. Evet, 38-39 tane koyun, 38 tane dişi, 2 tane de koş veriyorlar. İşte 30 bin lira diyelim, 30 bin lira karşılığı ne ediyorsa. Evet, 30 bin lira. Tigen veriyor zaten, bir yerden gidip almıyorlar. Devlet üretme çiftliğinde yetişen hayvanlardan veriyorlar. İşte o, olsun, 30 bin lira karşılığı ne ederse, bugün hayvan fiyatlarına göre 40 ederse, 50 derse veya 20 derse, 30 evet. bin lira bunun şeysi. Evet, muhtarımın köylüsü. Ablamın oğlu. Ablamın oğlu. Ben evli miyiz? Evet. Siz tarımda hayvancılık da var. Evet. Tekrar tarımda evet. Fiyatlar ne? Süt fiyatları iyi de yerler pahalı. Süt ekran yemeği buğday kilosu 1 lira, yemin kilosu da 1 lira sayılır. Yani, girdiler mutlaka azaltılmalı Avrupa'daki olduğu gibi. Artı çiftçilerimize mutlaka ucuz mazot verilmeli Avrupa'da olduğu gibi değil mi? Orada kırmızı mazot bir Türk lirasına denk gelecek. Mutlaka tarımla uğraşan, hayvancılık uğraşan, köyde yaşayan, kırsalda yaşayan bütün vatandaşlarımıza özellikle azaltılması lazım. Mazot ve fiyatları artı zirai ilaçlar çok pahalı. Doğru mu? Bu konuda devletin destekleri var da bizim tarım arazileri sıkıntı. Nasıl sıkıntı? Yani ben yılda 350 dekar yer ekliyorum. Şeye böldüğün zaman 700 dekar yer kullanıyorum. Resmiyete şeye girdiği zaman ben 30 dekar Kapısı mı yok? Ya, kapısı var da böyle işte, aileden kalmış biraz kardeşlerim var, amcam var. Destek alamıyorsunuz. Ya böyle şey demiyoruz yani. Bir... Evet, toplulaştırma o zaman gel, istediniz mi efendim? Toplulaştırma kademe kademe geliyor. Komşu köylere geldi. Evet, mutlaka evet. biz toplulaştırmanın yapılmasını evet. istiyoruz ki işte muhtarım en güzel izah etti. 30-350 hektar arazi ektiğini ancak 30 dönüm kendini tapu olan yeri. Şeye geldiği zaman, resmiyete baktığı evet. zaman adama 30 dönüm tapu çıkıyor. Yok yani. Tarlalar tüm şey etmiş. Aileden miras kalmış. Evet. Görülmemiş. Görülmemiş. İşte çoğu yurt dışında. Doğru mu evet? Kimisi vefat etmiş gitmiş ama buradaki çiftçilik yapan vatandaşımız da devletten desteğini, üründe mazot, gübre ve ürün desteğini alamıyor. Mutlaka toplaştırma yapılmalı. Ortaköy'de gördük toplaştırma. Oraya Şadiye köyünde çalışmalar devam ediyordu. Tamam. Birçok yerde. Destekler de sıkıntı yok. Destekler var da olmuyor şey olmuyor yani. Tapular evet, problemli olduğunda. Bazı aileler cins şey mesela çok buradan onun babası var işte. Babası, evet. Adam profesyonel çiftçi. Şeysi bileniyor adam. Doğrudan gelir de sahip çok. Deli iş bağlantısı evet. evet. Yani işte burada işte devletimize görev düşüyor. Ne? Bir vatandaşımız hayatını kaybettiğinde bu köyde yaşayan, çiftçilikle uğraşan hangi mirasız kalmışsa bunun 10 dönümden aşağı olmamak üzere bunları mutlaka toplaştırılması gerektiğini belirtiyoruz. Birçok yerde toplaştırma yapılıyor. Onlarda da yani bölgesel itirazlar oluyor. Mesela elma ağacını yetiştirmişsiniz. Size bir hiç ağaç olmayan yer düşüyor. Şimdi bu kapılaştırma olan köylerde tanıdıklarım var. Önce şey isyan ediyor vataş. Benim tarlam şuraya gitti, buraya gitti. İş Ay, bittikten evet. sonra da memnun Mahkemelik oluyor. Evet. Yok, bazısında memnun oluyor. İş iyiymiş diyorlar. Ya ondan iyi, yani şimdi ya. Ben mesela Antep'ten örnek vereyim, Gaziantep'ten. Antep fıstığı 30-35 yılda meyve veriyor, ürün veriyor. Yetiştirmesi uzun aldığı için en az 15 yılda yetiştirmiş. Mesela adamın hiç şeyi yok, Antep fıstığı yok. Sizin yerin hanımefendiye düşüyor veya başka birine düşüyor. Burada hep itiraz ediyor. Artı toplaştırma yapıldığında mutlak işte o arazi yolları da belirleniyor, bırakılıyor. Her 30 dönümde bir 5-6 dönüm yer kaybolduğunu belirtti orada ki vatandaşlar Oğuz elinde. Şimdi oluyor da şimdi en azından şey diyor orada iş bitiyor. Bir de şu sıkıntı var, ben tam araştırmadım da işte basından, sosyal medyadan evet. öğrendiğim kadarıyla Türkiye'deki tarla aralarının, arazi aralarının Hollanda'nın toprağı kadar olduğu söyleniyor. Aralar bildiğin tarlanın evet. biz ara deriz başka onun bir adı var bilmiyorum. Bizim orada mesela ara bırakılmıyor sadece yol bırakılıyor bir de sulama kanalları var. Tamam, şimdi bu sulama kanalları da eğer kapalı sisteme geçilirse küresel ısınmadan dolayı biliyorsunuz yağışlar fazla olmuyor.
çiftçimiz en çok da su konusunda sıkıntı çekiyor. Doğru mu efendim? Tarlalar bölüne. Mesela İdea bölündüğü zaman, belki Türkiye'deki tarladan çok ara olacak. Onun için devlet... Evet, toplaştırma mutlaka yapılmalı diyoruz. Yapılmalı. Bunlar, evet. Bunun için yapmışlar zaten. Miras evet. Yönüne bölünmesin diye. Evet muhtarım, köy konağı muhtarlık odası var. Valla okulumuz kapandı, muhtarlık odası yaptık. Tadilatını yaptık. Öğrenci yetersizliği. Kaça düştü öğrencimiz? Şeyden aşağı düştü. Taşımalı sistem. Evet. Çocuk parkı var mı? Çocuk parkımız var. Gençlerin basketbolu böyle bir futbol oynuyor. Yok öyle şey yok. Gençlerin spor yapacağı yok da genç yok zaten. Genç yok. Olsa, en genç sizde olduğunuz. Olsa yapılır yani. Nüfus ne kadar? Kaç hane oturuyor efendim? Burada 210 hane. 210 hane mi var? Nüfus mu? Pardon. 210 nüfus var. 210 hane olarak. Hane de 70 falan hanemiz var da çok ödeyim. Evet. Bazısında hiç oturmayan da var değil mi? Yok. Yaş teyzeler oturmayan oturmayan da var. İşte. Köyümüzde genç gözüyle ne yapılmalı? Ben de ne yapmak istersin? Bizim köyümüzde bence gençlerin her şeyi var ya. Var. Yani yapmak isteyebilecekleri şey. Yani genç konumuz az olduğu için yani basket sahası gibi kısa bir oynayacak. Boşa gidiyor. Boşa masraf yapıyor. Yani genç konumuz. Evet, sayın izleyiciler gördüğünüz gibi. Küçük beş hayvan. Çok gençler. Evet. Koyun keçi denen küçük beş hayvan. 3-4 tane var. Bayağı onlar kendi çapında tam profesyonel demeyelim. Onlar yapanlar. Hayvancılık tarımla uğraşıyor. Ekleyeceğimiz başka bir konu var mı? Vallahi başka konu işte tarımla uğraşır bu memleket. Şey bu meyve falan herkesin amatörce vardır. Ticari düşünmez. Zaten ticaride satamıyoruz. Bir şey yok. Ben nasıl söyleyeyim? Herkesin kendi yiyeceği kadar var. Bahçede. Evet, zebzeme meyvesini vatandaşımız yani, burada kendi ihtiyacı ölçüsünde karşılıyor. Ticaret amaçlı yapmıyor sanki. İşte, ticaret amaçlı humubat vardır işte arpa buğdaş. Evet arpa buğdaş. Pancar var benim köyümde. Pancar siz muhtarım ekmiş sulu arazisi. Pancar var. 28 Acıran'ın 28 köyümüz var. Pancar yaklaşık 4 köyünde falan var işte. Kremli de var. Burada var. Göllü de var. Camili de var. Kütüklü de var. Soğular'da var. 5 tane köyümüzde falan pancar ekimi de var. Evet. Evet sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak bugün Aksaray Ağaçören ilçesi Göllü köyünden yaşantı ve tarım üzerine röportaj yaptık. Türkiye'de Mutluların Sesi gazetesine röportaj verdiği için Göllü muhtarımız Abdülkadir Bayar'a ve ailesine teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz.